Alparslan 2 Barajı ve HES projesi Türkiye'de Muş ili, Merkez ilçesi ve Murat Nehri üzerinde yer almaktadır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca EPDK'dan 2011 yılında üretim lisansı almıştır. Alparslan 2 HES projesinde lisans, çevre etki değerlendirme, kamulaştırma, su kullanım anlaşması, proje onayları başta olmak üzere tüm gerekli olan yasal mevzuata uyum çalışmaları tamamlanmıştır. Türkiye'nin EPDK tarafından verilen üretim lisansı kapsamında bu proje EnergoPro tarafından asfalt çekirdek kaya dolgu tipi baraj olarak inşa edilen Karakurt Barajı ve HES projesinden sonra ikinci projedir. Murat Nehri üzerinde bulunan işletmedeki santraller sırasıyla bu projenin menbaasında bulunan Alparslan 1 Barajı ve mansabında Yukarı Kaleköy Barajı, Aşağı Kaleköy Barajı ve devamında Beyhan 1 Barajı'dır. Beyhan 2 Barajı, Palu Barajı ise planlama aşamasındadır. Rezervuar alanı yaklaşık 55 kilometre kare olup 7483 adet futbol sahası büyüklüğüne tekabül etmektedir. Alparslan 2 Barajı ve HES, derivasyon tünelleri, su alma yapıları, enerji tüneli, dip savak yapısı, baraj gövdesi, enjeksiyon galerisi, dolu savak, şalt sahası ve santral binasından oluşmaktadır. Derivasyon tünelleri. Tünellerin çapı 8 metredir. Nehrin sol sahilinde bulunurlar. İlk tünel 875 metre, ikinci tünel 950 metre uzunluğundadır. Cebri boru. Derivasyon tünelleri aynı zamanda enerji tüneli vazifesi görmektedir. Bir nolu tünel. Toplamda 875 metrelik bir nolu tünelin 677 metreden itibaren 203 metrelik ilave bir enerji tüneli yapılarak 880 metrelik enerji tüneli inşa edilmiş olacaktır. İki nolu tünel. 950 metre olarak imalatı tamamlanmış derivasyon tünelinin inşaatın ilerleyen aşamalarında 755 metreden itibaren santral binasına ulaşacak 192 metrelik ilave bir enerji tüneli inşasıyla toplamda 947 metrelik enerji tüneli inşa edilecektir. Bu tünellerin içi çelik kaplanacaktır ve iç çap 6.30 metre olacaktır. Enerji tünellerinin son kısmında transisyon bölgesi dediğimiz zonda 4 adet cebri borunun her birinin çapı büyük ünitelerde 4.5 metre ve küçük ünitelerde 2.40 metre olacaktır. Enerji tünelleri sonunda santral girişinde tesis edilecek cebri boru ve vanalarla suyun kontrolü sağlanacaktır. Su alma yapıları. Derivasyon ve aynı zamanda cebri boru tünellerinin başında 2 adet su alma yapısı inşa edilmiştir. Su alma yapılarının taban kotundan yüksekliği 1307 metredir. Bir tanesinin 172 metreküp bölü saniye ve ikincisinin 344 metreküp bölü saniyedir. Sıyırma kazısı. Baraj gövdesinin sıyırma kazıları bittikten sonra talve kısmında enjeksiyon galerisi inşaatı yapılması planlanmıştır. Enjeksiyon galerisi sağ ve sol sahile kret kotlarına ulaşacak şekilde 976 metre uzunluğa sahiptir. Galerinin iç yüksekliği 3,5 metre, genişliği 3 metredir. Amacı ise enjeksiyon perdesinin oluşturulması ve ileride gerekiyorsa kontrolün ve tamiratının yapılmasıdır. Baraj gövdesi. Alparslan 2 baraj gövdesi, zonlu kaya ve alüvyon dolgu, asfalt çekirdek barajdır. Gövde hacmi 8 milyon 800 bin metreküptür. Kret uzunluğu 860 metre olup talvekten yüksekliği 103 metredir. Alparslan 2 Barajı ve HES projesi Türkiye'nin özel sektörde en büyük göl alanı ve 2 milyar 200 milyon metreküp su rezervine sahiptir. Dolu savak. Sol sahilde bulunan dolu savak yapısı 6700 metreküp bölü saniye su geçirecek şekilde planlanmıştır. 5 adet radyal kapaktan oluşan ve her birinin genişliği 11 metre ve 13 metre olacaktır. Her bir kapağın su geçirim kapasitesi 1341 metreküp bölü saniyedir. Dolu savak eşiğinden itibaren deşarj kanalı uzunluğu 505 metre olup bu kanalın sonunda enerji kırıcı havuz planlanmıştır. Santral binası.
280 MW kurulu güce sahip olan projenin 2 adedi 110 MW, diğer ikisi 30'ar MW olarak 4 adet türbinle bir yılda toplam 831 GW elektrik üretmesi planlanmaktadır. Santralde brüt düşü 98 metredir. Şalt sahası. Baraj gövdesi eteğinde inşa edilecek olan şalt sahasıyla üretilen enerji iletim hattına verilecektir. Enerji iletim hattı uzunluğu 20 kilometredir. Proje, ülke ekonomisine getirisiyle birlikte enerji sektöründe çok önemli fayda ve istihdam sağlayan bir yatırım olacaktır. Tüm bu faydalarıyla beraber 68.060 hektar pompaj sulaması ve 10.150 hektar cazibeli sulamayla toplam 78.210 hektar sulu tarıma imkan verecek, Muş Ovası bu sayede canlanacak ve paha biçilmez bir değere sahip olacaktır. Tüm bu katkıların yanında Muş ilinin içme suyunu sağlayacak olan Alpaslan 2 HES projesi çok yönlü faydalarıyla bölgenin en önemli projesi olacaktır. Nisan 2020 tarihinde su tutmaya başlayacak olan proje, Aralık 2020'de üretime geçecektir. 4 üniteyle birlikte 280 MW ve 831 GW elektrik üretimiyle 176 milyon 400 bin metreküp ve 50 milyon dolar gaz payı oranında dışa bağımlılığı azaltacaktır. EnergoPro, enerji sektörünün doğayla uyum içinde çalışan örnek ve öncü firmasıdır.